Bizim dönemimizde muhasebeleşti onlar ve toplamı 250 milyonu aştı. Yani 300 milyonluk bütçede biz %80 borçla devraldık. 250 milyon borçla devraldık ve bize sadece 50 milyon para bırakılmıştı. Nevzat Doğan döneminde. Evet, 50 milyonla yatırım mı yapacaksın, maaşlarımı ödeyeceksin ya da genel giderlerini mi ödeyeceksin? Vadi İzmit'ten gelen kaynak vardı bir de başkanım orada. Yok, o sonraki mesele. Hayır, o ilk sene ama satılan şeyler bir, değil. Sonra, sonrasında orada bir kaynak geldi ama. Çok değil, o 40 milyon civarında mı neydi? Tam şimdi hatırlamıyorum. Hani şey, yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Onların detaylarını Emlak İstimlak biliyor. Mesele o değil. Mesele biz devraldığımızda 300 milyonluk bütçede %80 borçla devralmışız. Üstelik o Vadi İzmit'e gelene kadar, bakın listelere de var elimizde. 2019'a kadar da bir sürü arsa satılmış, arazi satılmış, mülk satılmış ve o dönemin parasıyla 53 milyonluk da bir satış geliri elde edilmiş. 53 milyon ve o dönemin parası 53 milyon. Bugünün kaç parası? Çok, yani bugünün kaç parası eder değil mi? 53 milyonluk arazi satılmış. Ona rağmen 250 milyon borçla bırakıldı bana. Bu kadar arazi satılmasına rağmen ve mecliste çoğunlukları vardı. Rahat rahat gelirlerini topluyorlardı. Ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. Hiçbir şey yoktu. En rahat dönemdi. Yatırım da yoktu herhalde anladığım kadarıyla. Ve bakın inşaat sektörü en hızlıydı. Her gün yeni konutlar yapılıyordu, inşaatlar yapılıyordu. Deste ruhsatlar kesiliyordu. O ruhsat harçlarından bir dünya gelir geliyordu. Ekonomik kriz olmadığı için vatandaş emlak vergilerini rahat rahat ödüyordu. Bir sıkıntı yoktu. Para oluk oluk akıyordu belediye. Büyükşehir gücü var, devlet gücü var. Birçok yatırımı, işte bugün Cephanelik Stadı'nın yatırımını Spor Toto'dan yapılmış. Yani bakanlık yatırımı, kadın sığınma evi bakanlık yatırımıyla yapılmış. Birçok dağıtılan bisikletler, toplar bile bir kısmı bakanlıktan hibe gelmiş. Yani bunlar belediye bütçesine tamamen yüklenilmemiş. Bir kısım bazı binalar bakanlık desteğiyle yapılmış ya da büyükşehir desteğiyle yapılmış. Buna rağmen baktığınızda ekonomik kriz ve pandemi olmamasına rağmen 300 milyonluk bütçede biz 250 milyon borçla devraldık belediyeyi. Hepsini ödedik mi? Ödedik. Peki bugün itibariyle ekonomik kriz had safhada. Artık krizin krizi var. 30 liralık mutfak tüpü oldu 800 lira. Evet. Cezmi Bey, yani biz göreve geldiğimizde betonun metreküpü 200 liraydı. 200 lira 400 lira olmadı. 200 lira 2600'ün üstüne çıktı şu anda. Evet. Hani enflasyonu neredeyse. Devasa bir fiyat artışı var. 250 milyon borç 1,5 milyar TL oldu en az. Bravo. Peki bugün bizim bütçemizde 2 milyar 24 milyon. Bakın bütçemiz 2 milyar 24 milyon. Biz varlık oranımızı neredeyse 1,5 milyar gibi bir artış sağladık varlık oranımızda. İşte satın aldıklarımız, araçlarımız, yaptığımız yatırımlar 1,5 milyara ulaştı ve bugün benim piyasa borcum 2 milyarlık bütçede sadece 200 milyon. Toplam borcunuz. Piyasa borcu. Kamuyla birlikte 800. Kamuyla birlikte. Yani %40-44 civarında. %80 borçla devraldım. Yani 1 milyar bile değil borcum. Yarısı, bütçenin yarısı bile değil. Bunu altını çizmek istiyorum özellikle. Yani şu anki esnaf borcu ne kadar? Piyasa borcu, krediler ve şeylerle 200 milyon. İçerisinde, yani esnafın o kadar değil tabii. Yani esnaf borcu o kadar. Bunun içerisinde İstanbul Enerji de var. Bunun içerisinde kredilerimizin bir kısmı var. Yani biz piyasa derken öyle adlandırıyoruz. Evet. Kamu hariç. Tamam. Hani SGK ve şeyler hariç 200 milyon. Onun da dediğim gibi bir kısmı SGK, bir kısmı işte geçmişten kalan bu Özkartallar firmasına var ödemeler. İşte bazı büyük şeyler vardı, hak edişler vardı. Onların var. Hani normal esnaf borcu çok az, çok küçük. Şu anda onları ödeyebilecek gücümüz de var. İşte 41 milyon büyükşehirden alacağımız para var. Bugün onları ödeseler biz takır takır ödeyebilecek evet, durumdayız. Evet, merak ediyorlar ne zaman ödeyecekler borçları. Aynen öyle. Yani sorular. Şimdi onunla ilgili sürekli yanlış ve yalan bilgiler veriyorlar ama belgeler ortada. Belgeleri yayınladık. Büyükşehir'in bize yazdığı yazı var. Büyükşehir'in yazdığı yazı da bize bununla ilgili takas öneriyor. Diyor ki işte şurada bir park alanı var. Evet, sizin bu parsellerden alacağınız var. Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı alacağınız var. Bunun karşılığında şu park alanı takas yapalım diyor. Bize Büyükşehir'in yazısı var Gökmen. Ne kadar zamandır sürüyor bu Sayın Hürriyet? Yani Büyükşehir'le yazışmalarınız ne zaman başladı alacak talebiniz? Valla onu şimdi tarihini hatırlamıyorum ama bir süredir var o. Bir süredir böyle var. Bir yazışma çünkü var değil mi? Var var var. Tabii yayınladık zaten. Yani size de arkadaşlarım göndermiş olması lazım. Daha önce yayınlamıştık şurada. Peki bu 40 milyon TL varsa görüntüleri getirebiliriz. Sayın Hürriyet, 40 arada, milyon TL esnaf borcunu kapatmaya yeterli mi şu anda? Tabii büyük bir kısmını kapatmaya yeterli. En azından bu kent esnafını çok rahat kapatabilir.